Merhabalar sayın seyirciler, Kıbrıs Genç TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni yayın döneminde de Alzheimer yolculuğu 12. bölümüyle ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere Alzheimer Derneği, Kıbrıs Genç TV ve Alzheimer Derneği'nin ortak yapımında ben Deniz Arda Çileker'in sunuculuğunda gerçekleşiyor. Bir önceki yayın dönemimizden bildiğiniz üzere öncelikle bu programın hayata geçmesinde iki unsurdan bir tanesi olan Alzheimer Derneği'ni sizlere tanıtarak başlamak istiyorum. Alzheimer Derneği Mayıs 2019 tarihinden itibaren faaliyete geçen, Kıbrıs'ın kuzeyinde her geçen gün daha görünür olan Alzheimer hastalığını hem farkındalık yükseltmek anlamında anlatan hem de aslında hasta ve hasta yakınlarına bir yol rehberliği görevini, misyonunu üstlenen bir sivil toplum kuruluşu. Sivil toplum örgütleri ülkemizde bildiğiniz gibi üye aidatlarıyla ayakta duruyor ve kendi mali çalışmaları var. Alzheimer Derneği de baskılı bardaklarını satışa sunarak hem dayanışmayı büyütmek hem de farkındalığı yükseltmek adına halkımızın bilgisine getiriyorum. Bardağa nereden ulaşabilirsiniz? Alzheimer Derneği Facebook hesabından ve Instagram hesabı ALZ Derneği hesabı üzerinden mesaj göndererek arkadaşlarımıza nasıl temin edebileceğiniz yönünde sorunuzu yöneltebilirsiniz. Bunun yanında süreç içerisinde hastalık ve hasta yakınlarının yaşadığı sorunlara ilişkin olarak da hem sorularınızı yöneltebilir hem de yardım isteyebilirsiniz. Arkadaşlarımız bunu canı gönülden yerine getireceklerdir diye düşünüyorum. Önceki yayın dönemimizde 11 bölüm gerçekleştirmiştik. Bu yayın döneminde de devam ediyoruz. Bugün de stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğum var. Kendisi Girne Üniversitesi Hastanesi Nöroloji uzmanı Doktor Pınar Gelener Arsal. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Pınar Gelener Arsal kimdir? Ben 2001-2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2008-2012 yılları arasında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanlığımı aldım. 2012 yılından beridir de ülkemizde nöroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Son çalıştığım kurumda hem öğretim görevlisi olarak Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hem de hastane bünyesinde nöroloji uzmanı olarak görevimi sürdürmekteyim. Öncelikle tabii ben seyircilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz normalde yayına başladığımızda Facebook yayınının altına yorum bırakabileceklerinden bahsederdik ama ne yazık ki hem Facebook hem WhatsApp hem de Instagram'ın çökmesiyle birlikte bu yayın süremiz boyunca böyle bir imkanımız ne yazık ki olmayacak. Ancak soruları olursa veya derneğe üye olmak isterlerse yönetmenim şu anda da ekranın altında ilgili bilgileri sizlere sunuyor. Bu numaralardan derneğimize ulaşabilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bu yayın süresi boyunca doktorumuza merak ettiklerimi, bilinmesi gerektiğini düşündüğüm konuları ve kendisinin elbette paylaşacağı bilgiler doğrultusunda da sorularımızı yönelteceğiz. Öncelikle şöyle başlayalım. Alzheimer ve demans. Bu iki kavramı biraz yorumlayalım. Farkları nedir? Nasıl algılamamız lazım? Buyurun. Evet. Demans Yunanca kökenli bir kelime aslında. Önüne de eki gelince mens demans, yani eski Yunanca'da zihinden geliyor. Önüne de eki gelince de olumsuzluk eki. Dolayısıyla var olan zihnin sonradan kaybedilmesi. Kelimenin kökeni bu şekilde. Alzheimer'la demans sıklıkla karıştırılır. Demans tek başına bir hastalık değildir aslında. Bir bulgular topluluğudur. Birden çok bulgular. Hepsine birden biz bir demans sendromu diyoruz ve demansın kendi içerisinde de tedavi edilebilir ve tedavisi daha güç olan birçok sebepleri vardır. Dolayısıyla demans dediğimiz aslında genel tıp bir terim, demans sendromu.
Bunun içerisine sadece bellek sorunları girmez. Bir takım davranışsal semptomlar girebilir. Bir takım psikiyatrik semptomlar girebilir. Örneğin bir takım davranış bozuklukları, bellekle ilişkili, konsantrasyon güçlüğü, günlük yaşam aktivitelerinin eski düzeyde yürütülememesi, bir takım aletlerin, aygıtların kullanılmaması, yine eski düzeydeki mesleki ve evdeki performansın yürütülememesi, bir takım yargılama bozuklukları olabilir, kelime bulmada güçlükler olabilir, dil sorunları olabilir, yine okumada ve yazmada anlama bozuklukları olabilir. Eskiden olan davranışın şeklinde hastanın karakter ve kişilik değiştirmesi olabilir. Dolayısıyla bu semptomların topluluğu, hepsinin birden toplamına biz bir demans sendromu diyoruz. Buradaki kritik nokta hastanın önceden zihinsel fonksiyonlarının normal olması ve sonradan yitirilmesi. Dolayısıyla doğumdan gelen zihinsel engeller bunun içerisine girmez. Peki Alzheimer nedir diye bakarsak da aslında Alzheimer nörodejeneratif dediğimiz grup hastalıkta en sık bir demans sebebi. Yani kısacası bir beyin hastalığı ve beyinde hücre kayıplarıyla giden demansın en sık sebebi. Tabii ki tek sebebi değil. Dediğim gibi tedavi edilebilir ve tedavisi daha güç demans sendromları da olabilir. Demans genel ismi. Alzheimer tipi demans da bizim klinik pratikte nöroloji kliniklerine en sık başvuran hasta grubu. Şimdi siz şöyle söylediniz. Eğer doğuştan gelen bir özellikse demans grubunun içerisine alamayız. Peki Down sendromlu bireyler açısından konuyu nasıl değerlendirmemiz gerekir? Down sendromlu bireyler bu kapsamda değerlendirilmez. Çünkü demans tanım gereği ilerleyici bir tablo olacak. Ve doğuştan gelen bir zihinsel bir engeli bulunmayacak. Var olan zihinsel işlevler sonradan kaybedilecek. Doğası gereği de sinsi, ilerleyici ve kalıcı bir durum olacaktır. Bu açıdan Down sendromundan farklı. Tabii ki Down sendromu ve Down sendromlu bebek dünyaya getiren annelerin de Alzheimer riski artıyor. Buna ilerleyen konularda da yine bahsedeceğiz. Ama birebir demansla bir ilişkisi yok bu konuda, bu kapsamda. Peki genetik geçişli bir hastalıktan bahsediyoruz. Siz de az önce ifade ettiniz anneden çocuğa. Peki tabii %100 böyledir diyemeyiz. Bunu da söylemek lazım ama genetik ağırlıklı bir hastalık olmasıyla ilgili neler söyleyebiliriz? Dediğim gibi bu demans konusunda inceleyeceğimiz bir hastalık değil, tamamen farklı bir hastalık grubudur. Ama ileride Alzheimer için de önemli bir risk faktörü. Çünkü bizim demans dediğimiz hastalık bir beyin hastalığı ve bu tamamen genetik bir hastalık değil. Genetik olarak suçlanan bir takım genler var. Bazı kişiler daha risk altındadır, bazı genlerin taşıyıcıları. Ancak Alzheimer hastalarına baktığımız zaman işte anneden çocuğa geçiş ya da birebir olarak gördüğümüz ailesel vakalar sporadik, yani tek tek gördüğümüz vakaların dışındadır aslında. Dolayısıyla Alzheimer hastalığında işte anneden çocuğa direkt birebir geçiş söz konusu değildir aslında Down sendromundaki genetik. Yani genetiği ikisinin çok farklı. Tabii programı hazırlanırken yaptığım okumalarda birçok hastalığın aksine demansın aslında bu hastalığın beyindeki başlangıç tarihinin bilinmemesinin önemli bir sıkıntı olduğu belirtiliyor. Ne açıdan bizi zorlar hastalığın başlangıç tarihini bilmememiz? Evet, bu çok güzel bir soru. Son zamanlarda onaylanan bir takım biyolojik tedavilerle de bağlantılı. Aslında beyindeki değişikliklerin semptomlar ortaya çıkmadan en az iki dekat öncesinden yani 20 yıl öncesinden ortaya çıktığı öngörülüyor. Dolayısıyla bu bizim için aslında tedavi seçeneği açısından bir avantaj da olabilir. Şu an için avantaj değil ama ileride geliştirilecek ilaçlar için bir avantaj da olabilir bunun önlenmesi açısından. Tabii ki prodromal evrede bizim hastaları tanıyamamamız ve mevcut koşullarda da tanısı konulduktan sonra hastalığın küratif, yani tamamen geri dönüştürücü bir tedavisi olmaması şu an günümüzde dediğiniz gibi bir dezavantajdır. Ama beyindeki değişikliklerin dediğim gibi 20-30 sene öncesinden başladığı ve bu birikimlerin de giderek arttıktan sonra semptomların ortaya çıktığını biliyoruz. Siz de bahsettiniz, belirtileri normal hayatın içine gömülmüş
bir hastalıktan bahsediyoruz. Yani Alzheimer hastalığı. Peki böyle bir süreç içerisinde bizim tedaviyi yürütebilmemiz ne kadar başarılı olur? Ne kadarlık bir başarıya götürür bizi? Öncelikle semptomların çok erken evrede tanınması önemli. Çünkü bize maalesef hastalar biraz ortaya da geç evrelerde gelebiliyorlar. Bunun da en sık sebebi yaşlılığın doğal bir sonucu olarak düşünülmesi. Aslında öyle değil. Yaş Alzheimer için bir risk faktörü olmakla birlikte kişinin belleğinin ya da işte zihinsel aktivitelerinin, günlük yaşam aktivitelerinin ya da kişinin huyunun değişmesini yaşlılıkta beklemiyoruz. Dolayısıyla çok erken dönemde aslında başvururlarsa tanısal açıdan bu şu an için onaylı tedavilerimiz, ki bunlar çok biyolojisine yönelik değil, bir takım nörotransmitterler üzerindendir. Hastalığı ortalama 2 ile 3 yıl kadar geciktirebiliyor. Ancak ilerleyen saatlerde de bahsedeceğimiz daha çok yeni 2021'de onaylanmış bir takım tedaviler var ve çalışmaları süren bir takım tedaviler var. Bunlar gelecek için oldukça umut vaat edici. Dolayısıyla bu hastaların hem erken semptom evresinde hem de daha öncesinden bir takım işte beyin ileri görüntülemeler olabilir, PET çalışması olabilir ya da beyin omurilik sıvısında bir takım markerların çalışılması olabilir. Bu riskli bireylerin belirlenerek ileride daha semptomlar ortaya çıkmadan ve Alzheimer hastalığı ortaya çıkmadan bunu engellemeye yönelik tedavilere katkı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmaların dışında hasta yakınlarının sorumluluğunu düşündüğümüzde bu noktada kendini belli etmediği süreç boyunca bir hasta yakını, çünkü kişi kendini daha zor fark ediyor bu süreç içerisinde. Peki hasta yakınları ne gibi bulgularla karşılaştığında aslında şüphe uyanmalı? Çünkü hem farkındalığı düşük bir toplumda yaşıyoruz. Ne yazık ki bu böyle. Bu farkındalığımızı biraz daha artırmak adına nelere dikkat etmemiz gerekir çevremizde? Neyi normal kabul etmememiz gerekir örneğin? Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bize gelen Alzheimer hastalarının hiçbiri ben unutuyorum diye gelmiyor normalde. Yakınları tarafından getiriliyor. Çünkü hastalar zaten onun farkında olmuyorlar. Burada o önemli olan unutma ile unutkanlığın farkını aslında analiz etmek. Çünkü her unutkanlık farklı bir şey, unutmak farklı bir şeydir. Unutmak aslında normal beynin fizyolojik bir fonksiyonudur. Çok geçmiş yıllarda örneğin çocukluk çağımızda yaptığımız eylemleri ya da örneğin ilkokuldayken gittiğimiz yerleri aslında hiçbirimiz hatırlamayabiliriz. Ancak unutkanlık daha farklı bir boyut ve artık patolojik ve hastalık boyutuna geliyor. Bir kişi eğer gerekli bilgileri unutuyorsa ve bu bilgiler hastanın günlük yaşamda kullandığı ve yakın geleceğe, erken belleğe aitse, bunlar mutlaka bizim için uyarıcı belirtiler olmalı. Örneğin bir kişi dün yediği yemeği ya da her gün gördüğü kişileri, kendi yakınlarının, kızının, torunlarının isimlerini karıştırıyorsa ya da normalde günlük çok rahat kullanabildiği ev içi aletleri, onlarda bir sıkıntı yaşıyorsa ve eskiden idame ettirdiği düzeyde günlük yaşamını idame ettiremiyor ve fonksiyonellikte bir gerileme olmuşsa, bu bizim için oldukça önemlidir. Dolayısıyla kabaca bir kişi gerekli bilgileri unutuyorsa ve bu kişinin fonksiyonelliğini etkilemişse, bu bizim için oldukça önemlidir. Çünkü bir kişi yaşlandığı zaman biz fonksiyonelliğinin fiziksel olarak tabii ki fonksiyonelliği gerileyebilir ama belleğin ya da hesaplama ya da işte yakın bellek ya da günlük yaşam aktivitesini eski düzeyde yürütememesini yaşa bağlamıyoruz ve bunu beklemiyoruz. Eğer böyle bu tarz bir bulgu varsa mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurup da bunun bir Alzheimer ya da bir demans sendromu olmadığını kanıtlamak gerekir yaşa bağlı demeden önce. Peki size böyle bir şüpheyle gelen bir hasta olduğu zaman nasıl bir süreç takip edersiniz? Neler yaparsınız? Test mi, işte az önce söylediğiniz marker çalışması mı? Evet. Nasıl bir süreç izlersiniz? Klinik pratikte hastayı en iyi bilen, çok yakın, birlikte yaşadığı kişilerden çok detaylı anamnez ve hikaye alarak başlıyoruz. Tabii ki hastanın eğitim durumunu, önceki mesleğini, sosyokültürel seviyesini belirlemek önemli. Çünkü her toplumda, her yaşa göre, her eğitim durumuna göre de normal değerler oldukça farklılık gösterir. Dolayısıyla bizim burada aslında ortaya koymaya çalıştığımız
hasta eskiden yapıp da şu an yapamadığı neler var? Ya da çok sık sorduğumuz bir soru, unutkanlıktan dolayı başına en kötü ne geldi? Hani örneğin işte anahtarı evde unutup çıktı mı, ya da işte sokakta kayıp mı oldu, ya da işte anlık mı unutkanlıkları yoksa günlük yaşamı sürekli tekrarlayıcı şekilde bir unutma davranışı mı var? Bunları ayırt etmek önemli. Dolayısıyla hastanın en yakın bilinen çevresinden öncelikle bir detaylı anamnez ve hikayesini alıyoruz. Verebilirse, çok erken dönemdeyse hastanın kendisinden de alabiliriz. Hasta da bunu çok kolay ifade edebilir. Ondan sonra bir takım geri çevrilebilir metabolik şeyler vardır. Örneğin hipotiroidi, işte B12 eksikliği, tiroidlerin yavaş çalışması, bir takım otoimmün limbik ensefalit dediğimiz tedavi edilebilir demans sendromları vardır. Bunları ekarte ediyoruz. Hastanın muayenesi ve dediğim gibi ortaya çıkış süresi oldukça bizim için önemli. Örneğin Alzheimer hastalığında hani bir günde beklemiyoruz. Çok eskiye dayanan, hani yavaş yavaş gelişen ve evreler arasında en az 4 yıl fark olan, tedavi almayan bir kişide bile sinsi seyirli, yavaş ilerleyici olacaktır. Dolayısıyla tablo çok ani olarak ortaya çıkıyorsa o zaman tedavi edilebilir başka sebepleri düşünmek gerekir. Dolayısıyla bir beyin görüntülemesi mutlaka yapıyoruz. Ve üçüncü aşama, en önemlisi de testler. Nöropsikoloğumuzun yaptığı, tabii bunun için de özel eğitimli psikologlara ihtiyaç vardır. Birlikte çalıştığımız psikologlar mevcuttur. Onlar soru cevap ve sohbet şeklinde yaklaşık 2 saat sürecek. Çok detaylı testler vardır. Bunlar sadece belleği değil, işte davranışı, görsel mekansal aktiviteleri, yürütücü işlevleri, muhakeme, yargılama, tüm bunları analiz eder. Yaklaşık 2-2,5 saat sürer ve test sonucunda da biz hastanın kendi yaşına ve kendi eğitim durumuna göre hangi durumda olduğuna bakarız ve ona göre de bir tanı süreci bu aşamada başlar. Tabii ki genetik bir hastalık, yani kalıtsal, geçişli bir hastalıktan %100 bahsedemiyoruz. Dolayısıyla diğer faktörleri sıralayacak olursak, örneğin bir kişinin damar yapısıyla ne kadar ilintilidir, veya diğer yan nedenler, yani bu hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan diğer etkenler nelerdir? Sizin de bahsettiğiniz gibi biz hani birebir otozomal dominant ya da resesif kalıtımsal Alzheimer'ları çok sık görmüyoruz. Zaten o durumda genellikle erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Ve önleme açısından da şu an günümüzde maalesef çok fazla yapacak bir şeyimiz olmuyor. Eğer genetik geçiştiyse ve birebir ortaya çıkacak ve genç yaşta ortaya gelecekse bu. Dolayısıyla şöyle bir şey de diyebilir miyiz? Hastalık ne kadar erken kendini gösterirse o kadar hızlı bir süreç hastayı bekler. Tam olarak öyle değil. Genç yaşta bir Alzheimer, bir hastaya çok genç yaşta Alzheimer hastalığı tanısı koyarsak bu onun kalıtımsal olduğunu gösterir. Ama seyir hızlı olacak diye bir durum söz konusu değil. Ama bizim klinik pratikte en sık gördüğümüz, işte daha ileri yaşta ortaya çıkan sporadik tek tek bireylerde ortaya çıkanlarda risk faktörleri, çok klasik risk faktörleri, yaş arttıkça hastalığın görülme sıklığı artacaktır. 60-65'li yaşlarda işte %5-6 civarında dünya verileri, her 5 yılda 2'ye katlanarak artıyor. Dolayısıyla 90 yaşına geldiğinde bir kişi aslında %50 civarında bir Alzheimer riski vardır. Bu yaş bizim değiştiremeyeceğimiz bir faktör. Yine kadınlarda daha sık görülür. Bir takım mekanizmalar var. Onlara çok fazla girmeyeyim ya da ilerleyen saatlerde girebiliriz. Kadın cinsiyet de yine değiştiremeyeceğimiz bir risk faktörü. Tabii bizim burada değiştirilebilecek olanlara odaklanmamız gerekir. Örneğin depresyon. Yaşlılık çağında depresyon ve Alzheimer çok paralel gider aslında. Ve bunlar çoğu zaman birbirinden de ayırt edilmesi zordur. Erişkinlik döneminde geçirilen bir depresyon ileride ortaya çıkabilecek Alzheimer riskini yaklaşık 3 kat artırıyor. Dolayısıyla bunun tanısı ve tedavisi oldukça önemli. Bu hastaların yardım almaları önemli. Çünkü ileride bizim geliştireceğimiz Alzheimer riskimizi artırıyor. Yine sizin bahsettiğiniz şekilde bir takım vasküler risk faktörleri de önemlidir. Bir kişinin diyabeti varsa, hipertansiyonu varsa, metabolik sendromu varsa bunları normal değerlere çekmek de yine Alzheimer riskini azaltacaktır. Bunlar bizim çok klasik bildiğimiz sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam koşullarıdır. Yine onun dışında beyne iyi gelen, yani beyni koruyucu yaşam tarzı dediğimiz insanların kendi mevcut öğrenilenle yetinmemesi.
Yani bir kişi öğrendiğiyle günlük hayatını idame ettiriyorsa ve öğrendiklerinin dışında her gün monoton ve tek düze bir yaşam biçimi varsa, bu da yine Alzheimer için bir risk faktörüdür. Dolayısıyla sürekli yeni şeyler öğrenmek gerekir. Bunun içinde yine ülkemizde de yapılan bir çalışma var. Daha çok yeni yayınlanmış. Evet, Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Ahmet Özyiğit arkadaşımızın da çok yeni yayınlanan bir çalışması var. Orada da eğitim yılının protektif etkisi gösterilmiş. Dolayısıyla sosyokültürel olarak zihnimiz ne kadar yeni şeyler öğrenirsek ya da eğitim yılında da çok oldukça paraleldir. Yine bunun için bir örnekte İşte müzik terapisi alanlarda, müzikle ilgilenenlerde ve yabancı dil öğrenenlerde de yine bir protektif etki gösterilmiş. Örneğin yaşamı boyunca iki dil konuşanlarda, tek dil konuşanlara göre Alzheimer riski azalıyor. Ve üç dil konuşanlarda da bu risk yine iki dile göre daha da azalıyor. Dolayısıyla yeni şeyler öğrenmek her zaman bizim için iyi. Sadece dil değil, yine müzikte de. Örneğin Vivaldi'nin Dört Mevsim sonatının yine Alzheimer hastalarında davranışı düzenlediği gösterilmiş. Ya da sadece klasik müzik değil, bir kişinin sevdiği müziği dinlemesi de yine bir koruyucu. Sanatın diğer alanlarıyla da ilgilenmek yine oldukça önemlidir. Yine bizim Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Girne Üniversitesi'nin ortak yaptığımız bir çalışma var. Orada da 50 yaş üzerindeki bireyleri taradık ve 50 yaş üzerinde de oran %21 gibi çıktı. Bizim toplumumuzda 50 yaş üzeri genel toplumda %21 bir demans oranımız var ve bunların Akdeniz diyeti ile ilgili bağlantısına baktık. Akdeniz diyetine uyum arttıkça da demans riskinde bir azalma gördük. Tabii biz burada Alzheimer değil demans olarak baktık. Dolayısıyla bu daha genel bir koruyucu. Ama Akdeniz diyetinin de yine koruyucu olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla bunlar aslında bizim elimizde ve bizim değiştirebileceğimiz riskleri azaltacak bir takım önlemler. Yayının başında da belirttiğiniz hastalık ortaya çıkmadan kullanabileceğimiz ilaç çalışmaları var. Evet. Diğer yandan mümkün olan korunma yollarından da bahsettiniz hemen. Dilerseniz biraz onlardan da bahsedelim. Evet. İkisini bir tamamlayalım. Son onaylanan bir tedaviden bahsedebilirim. Bu oldukça önemli ve bu Alzheimer gününde de tüm dünyada oldukça umut verici oldu. Çünkü Amerika İlaç ve Gıda Sanayi acil onay ve acil kullanım endikasyonu verdi ve bu ilaç 2021 yılında onaylandı. Hastalığın da biyolojisine yönelik onaylanmış ilk tedavi. Dolayısıyla bizim için oldukça heyecan verici. Henüz ülkemizde bulunmamakta bu tedavi ve henüz Türkiye'de de bulunmamakta. Ancak dediğim gibi Amerika'da kullanıma girdiği gerekli onaylardan geçti. Faz 3 çalışması da tamamlandı. Biyolojisine yönelik dediğimiz nedir? Beyinde oluşan bir takım biyolojik değişikliklerden bahsettik. Hani örneğin bir Alzheimer olan bir kişinin beyin otopsisini alıp da işte mikroskop altında baktığımızda orada göreceğimiz beta amiloid dediğimiz bir proteindir. Ve bu beta amiloid sağlıklı sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozuyor ve bir şekilde immün sistemi aktive edip bir inflamasyon süreci başlatıyor ve bu da nörodejenerasyon dediğimiz sinir hücrelerinde kayıpla yol açıyor. Burada onaylanmış bu tedavi direkt bu beta amiloid proteini üzerine etkili. Bir monoklonal antikor insan kaynaklı bir monoklonal antikor ve direkt hastalığın biyolojisine yönelik damardan verilen bir tedavi. 4 hafta boyunca ayda bir şekilde veriliyor. 40-60 dakikalık infüzyon şeklinde ve burada çalışılan hastalar da erken evrede ve hafif kognitif bozukluk evresinde dediğimiz hastalar ve sonuç olarak da beyindeki bu amiloid plaklardaki azalma. Dolayısıyla bu bir kür tedavisi değil kesinlikle. Ama yine bu süreci uzatma konusunda evreler arası geçiş ya da çok hafif kognitif bozukluk, daha erken evre Alzheimer'a gelmemiş hastalarda da bu süreci uzatacağı bekleniyor. Dediğim gibi uzun süre faz 3'ten sonra ilaçlar kullanıma giriyor. İlaç kullanıma girdikten sonra da faz 4'te de yine uzun dönem verilerini de ileriki yıllarda paylaşabileceğiz. Ama bu uzun zamandır onaylanan bir tedavi olmamıştı Alzheimer hastalığında. Dolayısıyla bu bizim için, nörologlar için oldukça heyecan verici bir gelişme.
Şimdi böyle demişken şöyle sorayım. Uzun yıllar yapılan çalışmalardan bahsediyoruz Alzheimer evet. konusunda. Ancak yeni bir ilaçtan bahsediyorsunuz. Peki bu kadar yavaş ilerlemesinin, bu sürecin nedenini ne olarak açıklayabiliriz? Bunun yavaş ilerlemesinin sebebi aslında tıp ve bilim böyle bir şey. Çünkü bilgiler çok yavaş toplanıyor ve bunu piyasaya sürmeden önce aslında oldukça uzun deneylerden geçiliyor. Bu bilgilerin toplanması yıllar alıyor ve bunun dışında da yan etki ve güvenlik profilleri var. Aslında son uzun yıllardır oldukça fazla listede çalışılan birçok ilaç vardı. Bunların bir kısmı yan etki profilinden, bir kısmı da etkisiz olduğundan ikinci fazdan geri çekilen çalışmalar var. Faz 3'ü devam eden çalışmalar var. Dolayısıyla bu ilaç yeni onay almış ama halen daha yayın ve fazları süren en az 20 tane daha ilaç var, bunu söyleyebilirim. Tabii uzun yıllardan sonra böyle bir ilacın onay alıp da faz 3'ten sonra piyasaya sunulması bizim için oldukça önemli. Ancak umut her zaman vardır. Dediğim gibi faz 3'ü de devam eden daha birçok çalışma var ve umarım ilerleyen yıllarda da onlar da günlük pratikteki kullanıma girecektir. Şimdi tabii hastalık ortaya çıkmadan kullanılabilecek ilaçlardan bahsettik. Bir de Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardan bahsedelim. Bu ilaçların sayısının fazla olmadığını biliyorum. Evet. Neler söylemek istersiniz? Şu an bizim günlük pratikte kullandığımız iki grup ilaç var aslında temelde. İşte nörotransmitterler üzerinden hastalığın biyolojisiyle direkt ilişkili olmayan, onu zaten uzun yıllardır hastalarımıza reçete ediyoruz ve bunlar dediğim gibi ortalama 2 ile 4 yıl hastalığı geciktiriyor. Bu kür tedavisi değil, tedavi edici değil, ancak dil fonksiyonları üzerinde, bellek üzerinde, davranış semptomlar üzerinde de etkinlikleri kanıtlanmış. Tabii ki sadece bu ilaçları biz vermiyoruz. Semptomatik tedavi dediğimiz hastalığın semptomlarına yönelik de, örneğin hastalığın uyku bozukluğu varsa, depresyonu varsa, anksiyetesi varsa da yine bir takım başka ilaç gruplarıyla da destekleyebiliriz. Şu an günlük pratikte kullandığımız bu. Az önce bahsettiğim aducanumab'tı bu arada ilacın ismi. Bu monoklonal antikor olan. O da yakın zamanda erken evrede ve hafif kognitif bozukluk evresinde günlük pratiklerimize girecektir gibi görünmektedir. Şu an tedavisi süren ve esas semptomlar ortaya çıkmadan, hatta Alzheimer'da aşı tedavisi diye geçer. Az önce benim bahsettiğim monoklonal antikor pasif immünizasyondu aslında. Yani siz antikoru dışarıdan hastaya veriyorsunuz. Aktif immünizasyon dediğimizde hastanın direkt kendisine hani bir antijeni verip de onda antikor yanısını oluşturmak. İşte şu an esas çalışması süren bu ilaç grubudur bizde umut verici olan ve gelecekte umut vaat eden. Çünkü bugüne kadarki onaylı tedavilerin hepsi erken evrede tanısı konulmuş hastalar üzerindedir. Çalışması süren bir takım hastalıklar da riskli bireyleri belirleyip, işte bir takım riskli genler var Alzheimer'a yakalanma ihtimalini artıran, bunları belirleyip de bu amiloid plaklar daha beyinde oluşmadan ve semptomlar ortaya çıkmadan hastayı korumak amaçlı uygulanacak tedavilerdir. Dediğim gibi maalesef bunların hepsi şu an çalışma aşamasında. Ancak gelecek için oldukça umut vaat edici ve belki o zaman semptomatik dışında daha küratif, daha ortadan kaldırmaya yönelik bir takım bilimsel gelişmeler olabilir. Az önce de siz söylediniz, hep aynı işlerle uğraşmamak, hastanın yalnız kalmaması, eve kapanmaması evet. gerektiğiyle ilgili olarak. Peki bir COVID süreci yaşadık. Siz de birebir hastalarınızla gözlemlemişsinizdir. COVID-19 Alzheimer hastalarını nasıl etkiledi? Hem bunu yani genel olarak değerlendirmenizi evet. isteyeyim, hem de ülkemizde gördüğünüz örnekler üzerinden. Evet, teşekkürler soru için. COVID-19 gerçekten kötü etkiledi Alzheimer hastalığını. Çünkü Alzheimer hastalığı için dediğiniz gibi sosyal izolasyon ve bizim ne kadar az sosyal olursak işte bu interaksiyon, işte sinapslar artıyor. Dolayısıyla evde izole oldukça da bu hastalar biraz daha kötüye gitti. Hem riski artırma açısından. Alzheimer hastaları zaten bu pandemi döneminde de en çok kaybedilen hasta grubu. Maalesef Alzheimer hastaları oldu ve bakım evindeki hastalar oldu. Bu tüm
dünyada böyle oldu maalesef. Ventilatör açığı oldu, doktorlar hastaları seçmek zorunda kaldı. İleri yaşlar ve Alzheimer hastalıkları biraz dezavantajlı duruma düştü. Bu açıdan çok kötü günler geçirildi pandemi döneminde. Onun dışında Alzheimer hastaları genellikle çoklu ilaç kullandıkları için, işte eşlik eden diğer hastalıkları da olduğu için bu COVID tedavisini vermek de daha da zorlaştı. Onun dışında hospitalizasyon aşamasında da oldukça zorlandı. Çünkü orada hastalar bildiğiniz gibi izole ediliyor. İşte orada çok özel üniformalı sağlık çalışanları, koruyucu ekipman giyen sağlık çalışanları var. Tabii ki onları Alzheimer hastaları aşina olmadıkları için onlardan korkuyorlar ya da farklı şekilde algılıyorlar. İşte serumunu kabul etmeyen, hastaneden kaçmaya çalışan ya da yabancı bir ortamda daha da ajite olan hastalar söz konusu oldu. Dolayısıyla tedavilerinde oldukça, hem tedavi sürecinde oldukça sıkıntılar yaşandı. Yine COVID hastalığının semptomları da Alzheimer hastalığında değişebilir. Klasik bildiğimiz nefes darlığıdır, ateştir, bunlar olmadan da bir Alzheimer hastası COVID olabilir. Hatta bir dönem Alzheimer hastalığında PCR pozitifliğini bile kriter kabul etmenin diye öneriliyordu. Örneğin bir Alzheimer hastalığında beklenmedik şekilde bir ajitasyon ortaya çıkarsa, tedavi altındayken hastada her şey iyi giderken bir anda hastanın uykuları kaçıyor ve ajite olmaya başlarsa, delirium dediğimiz tablo gelişirse mutlaka pandemi döneminde COVID enfeksiyonunu ekarte edin deniliyordu. Hatta klinik pratikte bizim de böyle iki hastamız oldu. Hastalar ajitasyonla deliriumda geldiler ve buna sebep ne diye baktığımız zaman aslında Alzheimer hastalığının kendisi değil, altta yatan bir COVID enfeksiyonu olduğunu ortaya çıkardık. Dolayısıyla bu hastaların yaklaşım pandemi döneminde klasik hastalardan daha farklı oldu ve hem tedavi süreçlerinde hem sonrasında da riskler yaşadık. Yine COVID enfeksiyonu geçirildikten sonra da maalesef bu kognitif fonksiyonlarda biraz gerileme gözledik. Tabii ki hastalar tedavi edilip de eve dönebilen hastalarımız birkaç ay içerisinde toparlayıp eski bazal seviyelerine gelebildiler. Ancak hastaların %30 kadarı evre atladı ve daha ileri halede gelenler oldu. Dünya verileri de buna paralel şekildedir. Dolayısıyla pandemi dönemi oldukça Alzheimer hastaları için biraz komplike ve biraz daha riskli geçti. Bunu peki uzamış COVID sendromu ve Alzheimer ilişkisi açısından değerlendirecek olursanız neler eklemek istersiniz? Evet, uzamış COVID sendromundan şu an bahsedilmeye başladı. Çünkü pandemi yaşamımıza gireli 2 yılı aşkın 2 yıla yaklaşıyoruz sanırım ve veriler de birikmeye başladı. Post COVID sendromu dediğimiz bir kişi iyileşip işte solunum ve nefessel semptomları geriledikten sonra ortalama 6 ay kadar sonra ortaya çıkan, günlük pratikte de en sık hastaların bildirdiği beyin sisi. Beyin sisinden kasıtları da eski düzeyde konsantre olamama. Eskiden bir işi çok çabuk yaparken şu an işte aynı anda birden fazla iş yapamama ve yaptığım tek işi de daha uzun sürede yapma. Konsantrasyon güçlüğü, zihnim sürekli berrak değil, zihnim sürekli bulanık gibi, enerji düşüklüğü gibi semptomlar. Ve bu COVID geçiren hastalarda aslında oldukça sık. Değişik serilerde değişik yüzdeler var dünyada bildirilen. Bu genellikle işte enfeksiyonun 6. ayına kadar bildirilmiş. 70 yaş üzerinde olmak, astımı olmak ve kadın cinsiyet de bu beyin sisi ve post-COVID sendromu için risk faktörleri. Ancak çok genç kişilerde de bu bildirilmiş. Hatta son sanırım Danimarka'da yapılan bir çalışma vardı. %30 oranına kadar da genç kişilerde iş güç kaybına kadar sebep olabilmiş post-COVID sendromu. Bunu Alzheimer hastalarında bağımsız bir şey, beyin sisi dediğimiz. Ancak Alzheimer hastalarında da COVID enfeksiyonu sonrasında evre atlayan hastalar oldu, stabil giden hastalar oldu. Bir kısım hastalarda tedavi olmasına rağmen COVID semptomları, yine evrenin geri dönemediği ve daha hızlı ilerlediği gösterildi. Şimdiki çalışmalarda Alzheimer'ın tanı almasını biraz hızlandırabileceği söyleniliyor. Tabii ileri dönemde ne olur bilemeyiz. Hani bu nörodejenerasyon sürecini de hızlandırır mı? Bunu daha ileriki, biraz daha zaman geçtikten sonra göreceğiz. Bu biraz Pandora'nın kutusu gibi. Ama dediğim gibi bildirilen bu şekilde tanı alan hastalar var. COVID enfeksiyonundan sonra hızlı şekilde bu süreçlerin biraz hızlanabildiği gösterilmiş. Ülkemiz tabii İstatistik tutmak açısından da
bazı sıkıntılar yaşayan bir ülke ve sistem ne yazık ki bu şekilde işliyor bir süredir. Bir epidemiyolojik çalışmamız ülkemize dair var mıdır? Bu konuda neler eklemek istersiniz? Epidemiyolojik çalışmamız iki tane yakın zamanda vardır. Şöyle Alzheimer'a yönelik değil ama demans sıklığına baktığımız zaman bizim Doğu Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yaptığımız Nezire İnce arkadaşımızın da diyetisyenlik tezi olan yardımcı doçent doktor Nezire İnce ile yaptığımız çalışmada 50 yaş üzeri bireyleri taradığımızda %21 gibi bir oran saptadık. Tabi bu %21 biraz yüksek gibi görünse de genel demansı taradığımız için aslında çok da yüksek değil diğer dünya ülkelerine göre. Doğu Akdeniz'den vereceğim bir çalışma sonucu var. Yine doçent doktor Amber Eker arkadaşımızın Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yaptığı kendi çalışma popülasyonunu Mausa bölgesinden yaptı. Onlar da %40 oranında bir kognitif bozukluk genel popülasyonda. Tabii yaşa göre baktıkları zaman da işte 70-75 yaşta %42 ve 80 yaş üzerinde de %63'lere kadar çıktığı, yani bu veriler de dünya verileriyle birebirdir. Dolayısıyla bizim ülkemizde de epidemiyolojik veriler bu şekilde. Tabii hem tıbbi bir yaklaşım olarak hem de bir hekim olarak siz bir kişi olarak bir hastalığa kaybedilmiş hastalık gözüyle bakmak ne kadar doğrudur? Ülkemizde siz bu açıdan değerlendirdiğinizde neler yapılması gerektiğini düşünürsünüz? Daha açık sormam gerekirse ülkemizde demans veya Alzheimer hastaları diyelim. Kaybedilmiş hastalar olarak değerlendiriliyor mu? En azından siz bu ülkede görev yapan bir hekim olarak sağlık sistemi şu an hastaları nasıl görmektedir? Evet. Kaybedilmiş hasta olarak bakmak tabii ki tıbbi, etik ve deontolojik açıdan da doğru bir yaklaşım kesinlikle değil. Biz son ana kadar elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. En azından şu an küratif tedavisi olmayan bir hastalık. Ancak hastalıkların çoğunun zaten küratif tedavisi yok. Yine hastaların yaşam kalitelerini en azından geçirmelerini maksimum derecede ne kadar yaşam kalitelerini artırabilirsek o şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bir günlük pratikte biz hani ilaç yazıp genellikle hastalar tabii ki kendi aileleriyle baş başa kalıyorlar. Bu multidisipliner ele alınması gereken bir hastalık. Psikolog desteği, beslenme, diyetetik desteği, fizik tedavi olabilir, konuşma terapisi, yutma terapisi bunların hepsinin ortaklaşa bir yaklaşımı gerekir. Bu açıdan Alzheimer Derneği'nin kurulması da bizim ülkemiz için oldukça güzel bir şans oldu. Onların da çok yakın ilişkileri var Türkiye'deki Alzheimer Derneği ile de ve çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla onlara da teşekkür ediyorum. Ülkemizde kesinlikle böyle bir sivil toplum örgütü çok önemli. Dolayısıyla bu hastaları yalnız bırakmamak gerekir. Dediğim gibi kaybedilmiş hasta olarak bakmak bizim için doğru değil. Elimizdeki tedavileri maksimum kullanıp hastaların yaşam kalitelerini olabildiğince artırıp yaşamlarına olabildiğince en iyi şekilde devam etmelerini, bu bizim isteğimiz tabii ki. Teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Yavaş yavaş da sona geliyoruz ama ben bir sloganı aslında burada size sormak istiyorum. Her zaman şöyle denir: Alzheimer'dan korkma, geç kalmaktan kork. Genelde pek çok hastalık için bu geçerlidir. Evet. Peki Alzheimer açısından değerlendirecek olursak, geç kalmak hangi noktada bizi başarısızlığa götürür veya geç kalmak Alzheimer hastalığında ne anlama gelir? Bu Alzheimer hastalığı için de bence geçerli. Çünkü şu an elimizdeki ilaçlarla bile 2-3 yıl kadar uzatabiliyoruz. Bazı hastalarda daha çok da olabilir. Bu 2-3 yıl dediğimiz genel veridir. 2-3 yıl çok kısa bir zaman süresi değil. Artı erken tanı koyduğumuz zaman dediğim gibi umut verici bayağı ilaç çalışmalarımız var. İleride belki de bu plaklar ortaya çıkmadan ya da işte prodromal evrede 20 sene öncesinden ortaya çıkan değişikliklere müdahale edebileceğimiz tedaviler gündeme gelecektir. Dolayısıyla toplumda hem riskli bireyleri belirlemek şu aşamada ya da erken evrede hızlıca tanıyı koyup
ona göre tedaviyi planlamak oldukça önemli. Depresyona da tekrar vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bizim toplumumuzda dediğim gibi bu diğer toplumlarda da verilerde bu şekildedir. Yaşlılık depresyonuyla demans oldukça paralel gidiyor Alzheimer hastalığı. Ve depresyon tedavi edilebilir bir hastalıktır. Dolayısıyla biz bu hastalara erken tanı koyup tedavi ettiğimizde de hem demansı biraz geciktirmiş oluyoruz. İleride işte bir protromal bir belirtisi olsa da hastalığın sonuçta tedavi edilebilir bir yönü ve bu da ayrı bir boyutu. Dolayısıyla yaşlılık çağındaki hem depresyon hem kognitif bozukluk, yani genel şemsiye olarak demans, özelinde de Alzheimer hastalığını erken sürede tanısını koymak bu açılardan oldukça önemli. Programımızın sonuna geldik. Ben sizden seyircilerimize iletmek istediğiniz son sözlerinizi alayım. Benim özellikle vurgulamak istediğim unutkanlıkları yaşa bağlamamaları, her yaşlı unutkan değildir diyoruz. Dolayısıyla günlük hayatı etkileyen en ufak bir unutkanlık varsa ve bu hastanın günlük hayatını, işleyişini, fonksiyonelliğini etkiliyorsa mutlaka ileri tanıya gitmeleri. Evet sayın seyirciler, Doktor Pınar Gelener Arsal bizlere bu akşam Alzheimer hastalığını yorumladı, sorularımızı yanıtladı. Kendisine programımıza yaptığı katkı ve sunduğu değerlendirmeler için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren her pazartesi saat 8'de Kıbrıs Genç TV ekranlarında olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.